Çocuk yaşta kameralarla tanıştı. Ünlü bir anne babanın oğlu olmanın sorumluluğunu taşıdı. Ödül aldı, aldığı ödül ondan büyüktü. Böylesine ünlü bir aileye sahip olduğu halde babasından hiç torpil görmedi. Amerika'ya gitti, eğitim aldı. Evet, İlker İnanoğlu'ndan bahsediyorum. Gelin usta sanatçıyı daha yakından tanıyalım. Ünlü film yapımcısı ve yönetmen Türker İnanoğlu ve ünlü sinema oyuncusu Filiz Akın'ın oğlu olarak 20 Ağustos 1965'te İstanbul'da doğdu. Türk halkının gözleri önünde büyüyen bir çocuktu. Küçücük bir çocukken geçti kamera karşısına. Türker İnanoğlu ve Filiz Akın gibi iki dev ismin oğlu olmak onun hayatını şekillendirdi. Altın Portakal aldığında 5 yaşındaydı. Ödül benden büyüktü, zor taşıdım diyordu hatta. Bu şöhretin olumsuz etkileri de oldu hayatında. Küçük bir çocuk olarak annesini dilediği gibi öpemiyordu bile. Malum, annesi meşhur bir kadındı. Tüm gözler o yıllarda Filiz Akın'ın üstündeydi. O, Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biriydi. Attığı her adım merak ediliyordu. Böyle önemli bir ismin oğlu olmak onu etkiliyordu ister istemez. Hürriyet Kelebek'ten Ömürge diye verdiği röportajda şunları söylemişti. O dönemde gazeteciler neredeyse sürekli evde, sürekli çekimler yapılıyor. Buna bağlı olarak da anne-oğul ilişkisini yaşayamaz duruma gelmiştik. Annemi öpmek istiyorum. İlkerciğim yapma, gazeteciler var diyor mesela. Alt alta üst üste olamıyorsun. Pek yalnız kalamıyorduk ki. O dönemde her ay bir film çekiliyordu. Ve sadece birkaç tane as oyuncu vardı. Türkan Şoray, Fatma Girik, Filiz Akın. Sürekli aynı insanlar oynuyor. Bu yüzden de yalnız kalmaya hiç fırsat bulamıyorduk. Babası Türker İnanoğlu, Yeşilçam'ı Yeşilçam yapan isimlerden biriydi. Senarist, yönetmen, yapımcı. Pek çok ismi meşhur eden dev bir isimdi o. Evde de otoriter, disiplinli, sert bir adamdı. Oğlunu da bu şekilde yetiştiriyordu. Tüm bunların yanında çocukluğunu da yaşıyordu aslında küçük İlker. Top ağacında büyüdü. Sokaklarda oyunlar da oynadı. Çok çalışkan bir öğrenci değildi. Okuldan alıp sete götürüyorlardı küçük İlker'i. O da bu durumdan keyif alıyordu aslında. ...1969 yılında Yumurcak olarak karşımıza çıkan sanatçı, Yumurcak Köprü Altı Çocuğu, Yumurcağın Tatlı Rüyaları, Yumurcak Küçük Şahit, Küçük Kovboy, Yumurcak Veda, Yumurcak Belalı Tatil gibi yapımlarda başroldeydi. Mac dergiye verdiği röportajda şunları söylemişti İnanoğlu. Ben doğar doğmaz zaten kendimi bir sinema dünyasının içinde buldum. Annem star bir oyuncu, babamsa yapımcıydı. Beni 5 yaşında kameranın önüne koydular ve Yumurcak karakteri ortaya çıktı. Bu çocuk oyuncu Yumurcak karakterini babam denemek istedi ve film gişe rekorları kırınca da devamı geldi. Türk sinemasının usta isimlerinden Filiz Akın, meslektaşı ve yakın dostu Hülya Koçyiğit'in sunduğu Film Gibi Hayatlar programına konuk olduğunda, oğlu İlker İnanoğlu ile birlikte rol aldığı Yumurcak Veda filminden sahneleri izlerken kötü oldu. Gözleri dolan ve ağlamaya başlayan Akın, İlker oyuncu olsun istememiştim ama çok sevimli oldu. Yumurcak Veda filminin final sahnesinde İlker kucağımda ölüyordu. Çekimlerin ardından günlerce kendime gelememiştim. 45 yıl sonra aynı duyguları tekrar hissettim açıklamasında bulundu. Annesi de babası da kariyerlerinde çok iyi ve önemli isimler ama onun hayatta hiç kimseyle bir yarışı olmadı. Küçücük yaşında tüm Türkiye'nin hayran olduğu isimlerle birlikteydi. İmrenilecek bir hayat gibi dursa da bunun zorlukları da oldu. Hatta sırf kaçırılmasın diye yurt dışına gönderilmişti. Hürriyet'ten Ömürge diye konuşan sanatçı bu durumu şöyle anlatmıştı. Ben 4 yaşında kamera karşısına geçtim. Oyunculuk olarak avantaj, psikolojik olarak dezavantaj. Sürekli kameralar önünde oluyorsun, ayrıcalıklı büyüyorsun ama sonra bir yatılı okula gidiyorsun. Kimse seni tanımıyor. O zamanlar terör vardı. Beni kaçıracakları yönünde tehditler geliyormuş. Onlardan kaçırmak için yaptık diyor babam. İsviçre'ye gittim. Ve düşün, o dönemde çok zor yurt dışına çıkmak. Ancak 2 yılda bir gelip gidebiliyorsun falan. Bir kez onlar yanıma geliyor, bir kez ben ziyaret ediyorum. Anlattıklarını düşününce onun yerinde olmak isteyen pek çok kişi bu dileğinden vazgeçecektir eminim. Zira yıllar sonra yurt dışında terapiste gider olmuştu. Belki de o dönemde yaşadıklarının etkisiydi bunlar. Türkiye'de daha çok ilaç verildiği için Amerika'da yanına gidip ağladığı, içine döktüğü bir terapisti vardı. İlk
Türker İnanoğlu, İsviçre'deki eğitimin ardından Türkiye'ye dönüp babasıyla çalışmalar yapmaya başladı. Ama babası ona asla torpil yapmıyordu. Bir röportajında, "Bakmayın Türker İnanoğlu'nun oğlu olduğuma, asla torpil yapmıyor." demişti. 1986 yılında Türkiye'ye gelen ve babasıyla çalışmaya başlayan İnanoğlu, Biricik Suden'le tanıştı ve aynı yıl onunla evlendi. Ama ilişkileri uzun sürmedi. 1988 yılında ayrıldılar. İnanoğlu genç yaşta Amerika'ya gidip orada oyunculuk eğitimi aldı. Kendi ayakları üstünde durmayı orada öğrendi. Posta'dan Bekir Saçar'a verdiği röportajda şunları söylemişti. "Hayatta hiçbir zaman paranın pulun peşinde olmadım. Genç yaşta Amerika'ya gittim. Orada oyunculuk eğitimi aldım. Geçinmek için garsonluk da yaptım, bulaşıkçılık da. Bundan hiç gocunmadım, gocunmam da. Kimseye muhtaç olmadan ayakta durabilmek, kendi alın terinle yaşamını idame ettirebilmek gurur verici bir şey. İstesem Türkiye'de kalıp zengin bir hayat yaşayabilirdim. Ama bunu istemedim." Master yapmak için gittiği Los Angeles'ta Amerikalı eşinden bir oğlu oldu. Ancak bu evlilik boşanmayla sonuçlandı. Ayrı anne baba çocuğu olarak oğluna bunu yaşatmak istememişti. Ama engelleyemediler. Neyse ki oğlunun annesiyle arkadaş kalmayı başarabildiler. Amerika'da olduğu süreçte en iyi oyuncu koçlarıyla çalıştı. Eğitmenlik yaptı, tiyatro oyunlarında yer aldı. Birçok Hollywood yıldızıyla tanıştı. Amerika'da gerçek oyunculuğu öğrendi. Metot oyunculuğunu yani. Hangi rolde ise o rolde gibi hissetmeyi öğrendi. Sonrasında Türkiye'ye döndü. 2006 yılında Yeşim Salkım'la evlendi. Ancak bu evliliği de uzun sürmedi. Çift boşandı. Evlendikleri günse kimsenin aklına gelmeyecek bir şey yaşamışlardı. Evlerine hırsız girmişti. Hürriyet'e verdiği röportajda o geceyi şöyle anlatmıştı. "Yeşim'le evlendiğimiz gece eve dönüşte çamur izleri gördüm. Acaba kedi köpek mi girdi diye düşünerek merdivenlerden çıktım. Bir baktım kasayı patlatmışlar. Her taraf su içindeydi. Suyun üzerinde pasaportum yüzüyordu. Acımışlar, Amerikan pasaportumu bırakmışlar. Evde olmak istemezdim. Ben de fevri biriyimdir. Neyle karşılaşacağımı kestiremezdim." Kariyeri boyunca pek çok projede izledik onu. Yeşil Işık, Anne Babamla Evlensene, Kurşun Asker, Son Yüzleşme, Üç Tatlı Cadı gibi yapımlar için kamera karşısına geçti. Yeni neslin hafızasına kazınmasını sağlayansa Arka Sokaklar dizisindeki Engin karakteri oldu. Bu dizi 2006-2022 yılları arasında Türker İnanoğlu'nun sahibi olduğu Erler Film imzalıydı. Dizide İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde özel bir ekipte görev yapan polislerin aile yaşamları ve İstanbul sokaklarındaki maceraları anlatılıyordu. Ekip görevleri sırasında değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşıyordu. İlker İnanoğlu diziden ayrılıp Miami'ye gitti. Usta sanatçının oğlu da Los Angeles'ta biyoloji okudu. Aslında o oğlunun sinema televizyon okumasını istiyordu. Ama oğlu biyolojiyi tercih etmişti. Posta'dan Bekir Saçar'a konuşan sanatçı Miami'de yaşadığı dönemde neler yaptığını şöyle anlatmıştı. "Miami'de emlakçılık okuluna gittim ve lisans alıp emlak işine girdim. Birkaç arkadaşımla açık artırmalardan evler alıp restore edip satıyoruz. Biraz riskli bir iş çünkü evleri görmeden alıyorsun. Bazen harcamanız gereken miktar evin değeri. Yerini aşabiliyor." İnanoğlu 2015-2017 yılları arasında Zeynep Mutlu ile evli kaldı. 3 yıl aradan sonra 2018 yılında yaşadığı Amerika'dan İstanbul'a dönüp Arka Sokaklar dizisi kadrosuna yeniden dahil oldu. Bu dönüşle ilgili Hürriyet'ten Ömürge diye verdiği röportajda şunları söylemişti. "Orada bir işim vardı. Onu sattım ve bir de ayrılık oldu. Ayrıca orada sıradan bir oyuncu oluyorsun. Deneme çekimlerine gidiyordum. Son ikiye kalıp geri dönüyordum. Birinci olamazsam hayal kırıklığı yaşamayayım istedim. Zamanla kapılar kapanınca morali bozuluyor insanın." Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2019 yılı Medya Oscar Ödülleri töreninde Nursel Tekin özel ödülünü kazanan Arka Sokaklar dizisinin yıldızı İlker İnanoğlu çok hareketli ve heyecanlı bir kişiliğe sahip. İçindeki o çocuğu her zaman yaşatmaya devam ediyor. Kamerayla tanışalı yarım asır oldu ama hiçbir zaman ben oldum, ben tamamım demedi. Hatta hala fırsat buldukça Amerika'da oyunculuk workshoplarına gidiyor. Posta'ya verdiği röportajda şunları söylemişti İnanoğlu. "Yeni karakterler yaratmak, içimdeki yeni yerleri, duyguları keşfetmek bana büyük haz veriyor. İnsan olarak da eskiye nazaran daha sade ve mütevazıyım. Miami'de ev alıp restore edip satıyorum." Müzik
en çok karakter rollerini seviyor. Mesela bir seri katil, sakat bir insan, tarihten gerçek bir kişilik ya da eskilerden bir şarkıcıyı oynamak istiyor. İşin yapımcılık kısmında olmak da onun için ayrı bir dünya. Geçtiğimiz günlerde, yani 2 Nisan Salı akşamı, babası Türker İnanoğlu geçirdiği rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın efsane ismi Türker İnanoğlu son yolculuğuna uğurlandı. İnanoğlu için Tim Show Center'da tören yapıldı. Sanat dünyasından pek çok ismin katıldığı törende duygusal anlar yaşandı. 88 yaşında vefat eden yapımcıya veda etmek isteyen yakınları ve sanatçı dostları salona akın etti. Tören öncesinde taziyeleri kabul eden oyuncu İlker İnanoğlu veda konuşmasında duygusal anlar yaşadı. İnanoğlu babası için çok mükemmeliyetçi bir adamdı. 18 yaşından beri kendisinin sağlık sebebinden dolayı Amerika'ya hastaneye giderdik. Son zamanlarda suratında kanser vardı. Alınması için giderdik. Otele geldik, asansöre bindik, başkaları da vardı. Tam düğmeye basacaktım. Kendi basmaya kalkınca izin ver ona da ben basayım dedim. Millet bize güldü. O kadar her şeyi kendi yapmak isteyen biriydi. Çok sert babaydı. Karşısında halen çocuk gibiyim. Vefat ettiği zaman rahatlarım, baskı kalkar zannediyordum üstümden. Ama çok zormuş. İçimden parça kopmuş gibi hissediyorum. Bu kadar üzüleceğimi tahmin etmiyordum. Baba, seni çok seviyorum. Mekanın cennet olsun dedi. Biz de kendisine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Türker İnanoğlu'nun veda töreni sanat dünyasının önemli bir figürünü kaybetmenin üzüntüsünü yaşatan, aynı zamanda onun yaşamı ve katkılarına duyulan derin saygının ifadesi oldu. İlker İnanoğlu'nun konuşması, bir oğlun babasına olan sevgisi ve özleminin en saf haliyle dile getirildiği unutulmaz anlardan biri olarak hafızalara kazındı. İlker İnanoğlu'nun annesi Filiz Akın da, babası Türker İnanoğlu da yıllardır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. O, bir evlat olarak vazifelerini her zaman yerine getirdi. Anne ve babasının daima yanında oldu. Tedavileriyle ilgilendi, sevgisini, saygısını hiç eksik etmedi. Biz de İlker İnanoğlu'na hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.